Bugün günlerden su deposu olacak galiba. Tam bilmiyorum. İçeri daha gitmedim. Temiz su ve pis suyu kromdan arabanın alt şekline göre yapılacak. Kıvrımlar, işte kaynaklar, onlar buna hidroforu koyacağız falan, bitireceğiz. Mantık bu. Ama biliyorsunuz ki birazcık tersine mühendislik de var bu işin içinde. Çünkü su deposuydu, tavan sepetiydi, oydu buydu. İlk defa yapılıyor. O yüzden de birazcık tersine mühendislik dediğimiz kısımla ilerliyoruz. O zaman başlasın. Hadi. Aktaş lazerek çekmişiz. Zülker abi dedi ki atla dedi, ben götüreyim seni dedi. Bizim ustalar takım ve taklavatları toplamışlar. Orada kesim yaptıracaklarmış sacları. Aktaş lazer miydi? Evet. Paslanmaz sacılar kesilecek. Şimdi ne dolas tisne etle yana. Şeyler parçalar sıraya gidiyor zaten. Ben her şeyi çağıracaklar bizi. Biz de Hacı abiyle çekiyoruz. Fehim tola lisa. Lüt gibi yorum. Bir çay daha alalım mı? Yani çok hızlı kesiyor. Bir de ince, bir de azotla kesiyor. İki çeşit kesim var. Bir azot, bir oksijen. Aha. Azot kesim normalde siyah sacılara 1,5 kalınlık, 1,5 milim, 1,5 ve 2 milime kadar kesebiliyoruz. Paslanmaz, alüminyum. Bunları 1 milimden spreyle, 1 milimden daha 10 milime kadar kesebiliyoruz. Aynen, azotla. Bu makine Türk yapımı, biliyor musunuz? Bizim malları kesiyor şu anda. Özel kesim dalı kıran. Ne dalga kıran yaparmışız be. Aman ha, dalga kıran olsun. Ünlü ettin beni ya. Yaz abi YouTube'a. Oralar nereden? Ünlü oldum yani. Neydi, Veli Baba mı burası? Ha, Veli Baba'ya geldiğin zaman abi bulup. Ne oluyor şimdi? Şimdi tırnaklıyı alacağız yeniden imalatta. Parlatacağız. Ondan sonra bitireceğiz. Bükmeye sonra getireceğiz. Hı-hı. İlk önce parlatmaya mı götürüyoruz? Evet. Tamam. O zaman Narcos mu diyoruz? Meksika asıllı Narcos. Meksika değil abi ya. Tokat mı? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Parlak. I don't know. Mükemmel oldu. Şimdi komple böyle. Yarın artık mesai bitti. Saat 6 oldu. Yarın komple böyle zımparayla bunu tertemiz yapacak. Gözünüzle göreceğiz diyor. Tertemiz olacak diyor. Ya da bir şey biliyorum. Thank you. Thank you. Cık gibi olmuş bunlar be. Şimdi parlattık mıydı bunları? Harika çıkmış. Şimdi diğer tahta yapacağız. You got my attention baby. I can't make a move. Like a child of star for love. I'll stay there as long as I have. Çıkarken bugün gitmesene olur mu dedi. Dedim olur tabii ki, seni mi kıracağım ben dedim. Ama dedim şöyle bir gidip geleyim. Yarım saat, bir saat bir bakayım ne oluyor diye. Geldik şimdi, zımpara mımpara yapıyor sağ olsun, arkadaşlar çalışıyor. Bir de bana sipariş geçmiş. Nar ekşisi, limon, kırık pirinç, sumak. Sanırım dolma yapacağız. Dolma aşermiş olabilir. Dolma yapacağız herhalde. Her şey karavan değil be. Ha? Önemli olan sevdamız demişler. Günaydın o zaman. Ne diyoruz o zaman abi? Saat 11'de. 11'de büküme gidiyoruz.
su depolarını bükmeye gidiyoruz o zaman. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Tamam. Tamam. Şu anda göçebenin eni kadar bir araba yani bu. Şöyle bak. Buradan şöyle sıfır. Buraya kadar geliyorsunuz. Şurada bir 20 cm çıkıntısı var. Yani Mercedes'in en küçük arabasından en büyük arabalarından birine geçiyoruz yani. Yürü be göçebe be. Duruma, alanına göre, baskıya göre o bükümü yapıyor. 90 dereceye getirene kadar da ayarlıyor. Ona göre çat diye basıyor. Ahmet abi makine kaç ton basıyor? 250. Kaç? 250. 250 ton. Kilogram değil değil mi ton? Yok ton. Harbi mi diyorsun ya? 250 ton. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. 250 ton. Olsun fazla olsun. Kaç derece baktı abi? 17 derece olacak. Son bükücülerden kim kaldı be? Şimdi nakliye ile olacaklar, dükkana geçiyoruz. Ne konuşuyorlar acaba? Şimdi biz yemek yerken mallar gelmiş bir de. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Öyle deme. Lütfen. Salih de ziyarete geldi ama ziyarete değil aslında çalışmaya gelmiş. Kendisi burada makine mühendisliği stajı yapıyor. Buraya yakın bir yerdesin değil mi? Videolardan görmüş ve burayı bulmuş. Vallahi bravo diyoruz. Yetişemedi çalışmaya. Bizim de işimiz bitti. Yarın kaynak yapacağız. Sinek bir bırak beni ya. Bugünlük bu kadar işte. Gündem 200. Kaçıncı gündeyiz? 236 mı oluyor? 5 mi oluyor? 236, 235, 237 bilmiyoruz ki. Doğrulayacağız. Onları da görünecek abi. Evet. Salih diyor. Argon kaynağı yapacak. Şimdi üst tankı. Çıktıktan sonra acı dayanamamış. Bunları toplamış. Sadece kontaladı tabii ki. İşte böyle. Zeynep kaç yıldan beri argon kaynağı yapıyorsun? 8 senedir. Bu kaynağı mı yapıyorsun? Tabii. Sadece bu değil, bende gazaltı. Hepsi var. Hepsi var, elektrik, lazer kaynağı. Su kaçmayacak değil mi bundan şimdi? Yok, bundan kaçmayacak. Buradan su kaçmayacak değil mi Zeynep? Yok işte. Eline koluna sağlık. Vallahi inci gibi döküyorsun ha.
Hacı abi balık tutkunu, boşluk buldu mu alıyor oltayı balık tutmaya gidiyor. Adamın hobisi var ya. Patlıcanlı bir yemek. Burada ne var? Pilav. Good. Afiyet olsun. Ne yapıyorduk? Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bin bir ton. Evet. Bir ton 127 kilogram. Litre. Litre, kilogram aynı. 1127 litre temiz su. Pis su. Dirty. Kılıçım olan. Mesela 1127. 1 ton 127 litre. Bu bir rekor olabilir. Olamaz mı? Bence daha fazlası olabilir. Daha fazlası var mıdır? Araştıracağım bunu. Good. Good. Good man. Good man. Good man. Abiler ben bizim diğer 302'nin bir tane contası eksikmiş. Kartal'da onu götüreceğim. Bekir Usta aradı şimdi. Ben Bekir Usta'nın yanına gidiyorum. Geleceğim. Tamam. Gelmezsem de ararım. Tamam. Ama yürüyip gir conta, gaz gel. Bekir abi kolay gelsin. Alayım tarifi. Bu şu yüzeye iki tane conta. Tamam. Şu yüzeye iki tane conta. Tamam. Bir de şu yüzeye iki tane conta. Tamam. Hepsi o kadar. Bu conta deyince bitti mi? He, yani. Conta kesilecek. Klingiri kesilecek, tamam. Deseydin klingirin yerinden geliyorum ben. Klingiri ama ben kesemem ki onu. Yok, klingirin yerindeydim ben işte. Öyle değil mi ya? Bizim şartlarını yaptırmamın sebebi senin yedeğin yok. Senin yedeğin bu asılın ki. İstersen senin yedeğinkini takarız. Cengiz'deydi, o aldım onu. Hı hı. İstersen onu takarız, istersen parasını versin, bunu takarız. Bunu şeyi, onu takalım. Şunu da tabi takalım, sana yapalım. Anladım. Alır tırna ya. Güzel değil mi? Kartal sanayi conta kesme. Haydi bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam arkadaş. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk abi. Arkası. Şuraya iki. Buraya iki. Bir de buraya iki tane. İki. 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 Aa, amcan iki, neredesin? İki. Sürdün mü abi? Yanık ya abi. İz çıkarsın yani. Serhat abi. Usta ne yapıyorsun? İyi abi, senin demin aradım da senin contaları kestiriyordum. Sanayiye gittim Kartal'a. İyi. Hani kaçırıyordu ya, su kaçırıyordu devirden. Ona halk dilinde klingirik diyorlar. Klingir contaya halk dilinde klingirik diyorlar abi. Tamam, onu da öğrenmiş olduk. Klingirik mi yaptırıyorsun? Klingirik yaptırdım, şimdi gidiyorum Bekir abinin yanına parça takacağım. Allah razı olsun senden ya. Ne demek abi? Ya ben de şeyi... O zaman ben pamuğuma giderim. Neymiş önemli olan açıklaması. Böyle bir de Hyundai. Bu ne ya? Hyundai mi? Hop. Hyundai mi? Evet. Safir, Hyundai. Çok da genişmiş ha içi. Ya içinin geniş olması önemli değil. Bir Mercedes olamaz. Değil mi? Çünkü güzelliğine baksana. Evet. İtiş ama nizama bakın belki. Nasıl bir sıcaktır arkadaş ya. Evet. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına.
başı nerede? Ne yapayım? Basayım mı? Yok, bastırmama gerek yok. Deliği tutturabilirse. Suyu bir taraftan da oluyor. 17 yarım ver oğlum. Bozo kurban. Evet, bırak usta. Yine oğlum var diye yanında az sövüyorsun bana. Teşekkür ederim. Evet, evet, evet. Bugün oğlumla uğraşıyorum. Sizle uğraşmıyorum. Şu anda Burak Usta devir daim ya, takma iyi, operasyonu yapıyor. İyi sıkıyor ama. Sanki 40 yıllık ustaymış gibi maşallah. Şimdi devir daim buradan kaçırırsam bunu değiştireceğim ben. Evet, contasını değiştireceksin. Şimdi ben yanıma conta alsam bunu söktüğün zaman contasını da kendim kesebilir miyim? Kesebilirsin. E nerede bulacağım ben bu contayı? Kalingirik olması lazım yanında. Kalingiriksiz olmaz. Kalingiriksiz olmaz. Aa, sen Burak abi ilk zaman buralarda ben az süründürmedim bunu arabaların altında. Anahtarı her şekilde kullanmayı öğreneceksin abi. 17 lokma uzun kol cır cır. Ver Burak abinin eline. Cengiz abi gel. Merhaba. Gel. Sen gelme. Ya Allah aşkına. Ya kafayı mı yedin abi sen ya? Buyur abi. Ne yapıyorsun abi? Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Elin hamuruyla sıkı, erkek işine karışıyorsun. Su kaçırıyormuş abi. Sen de kaçırıyorsun suyu, veya kaçırmışsın. Sen hep de kaçırmışsın, arabadan fazla abi, kaçırmışsın. Çırak lazım değil mi? He. Adamı çalıştırıyorsun baba. Çalışacak tabi ya. Askerliği çok da. Askerliği benimle beraber mi yaptı? Ne yazık ki. Kaç yapmışsın? Biz nasıl kaldırıyor? Sen bayağı bir su akıtmaya başladın ha. Sen devir daimden çok akıtmaya başladın suyu. Su koyuverdin ben ya. Önder. Şimdi sen ilahiyat mı okuyacaksın? Evet. Ey maşallah be. Nereden kaçırıyor abi? Temiz Efe. Gel abicim bu tarafa dur. El lambası gelsin göstereyim. Ufaktan geliyor ya. Görüyor musun? Hmm. Seni bundan muayeneden geçirmezler. Harbi mi? Evet. Bu arabayı bir de kuru yağlama yaptırın. Kuru yağlama? Aha, altını falan güzelce yıkatın. Hadi oğlum, el lambası nerede? Baba yok ki etrafta, nerede? Acaba yağ var mı içinde? Contayı yırtmadan güzelce kuru bezle silin. Tamam. Sıvı contayı alacağız tabii. Tamam. Şu tavayı getir abi. Onu sil. Şeye koy. Biraz kafa yapalım. Bırakın. Benzinle mi? Tiner abi, tiner. Herkes köprü altında tinerci arıyor. Gidin tamirhanelere. Bakın tinercilerin en büyüğü orada. Ooo, sellozik. En sevdiğim. Çok güzel kafa yapalım. Yalı yıkayın da ikisini de bana bakıyorlar ya. Allah. Her şeyi eline alıyorsun. Irgat içeride parça yıkıyor. Misafir kesip babasının evine. Adam misafir gelmiş, adamı çalıştırmış. Her adama bak, su içinde kalmış ya. Yazık günler ya. Yazık. Öyle tatlı tatlı yemenin acı acı oturması var. Öyle ya. Öyle bir dünya ya. Ne kadar kibar konuşuyorsun. Öyle oğlum. Dedim arkadaşım. Ne dedim? Her şeyin bir acısı varmış yani. Bana öğretiyor. Hayatın cilvelerini ve evet, güzel evet, tarafları. Evet. Al babam abi, sıvı conta yap. Verin nasıl sıvı. Al baba. Burak abisi. Hı. Beni geçti bu. Geçti. Bitti. Tamam, takacağız şimdi. Geldim. Ulan kapanıyor. Efe yağını koyduktan sonra tinerli tavayı getir de burayı bir güzelce yıkayalım şöyle bir. Debrezin kavraması falan nasıl bunu? Onu da hiç kullanmadım ki. He, çalışsın bir kullan bakalım şimdi. Sanki bizim arabanın altı daha yüksekmiş gibi. Şarjı versin, gidelim. Şimdi ilaç sökeceğiz. Motor ile yağ ile yağ sökme ilacını dökeceğiz, yıkayacağız. Gebreyeceğiz, yarayacağız. Tamam.
Şeyi de zor takmıştı. Ustadan. Gir. Çok zor. Bu kuru yağlama yapacaksın. Yıkattığı zaman kuru yağlama yaptırmadan hiçbir şey kalmadı. Kaçak maçak kalmadı. Onları da hallettik. Bunu da öğrenmiş oldum. Ama yanıma demek ki bir tane klingirik conta kağıdı alıp böyle durumlarda işlemi yapmak lazım. Su depolarına bakalım. Onlar da yalırlamışlardır. Ya o kaynak birazcık tehlikeli, argon kaynağı. O yüzden fazla orada durmuyorum. Böyle şimdi şeye gidelim, Pende'ye gideyim. Sonra geleceğim Kartal'a. Merhaba abi. Merhaba, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Şu an kumsaların üstüne. He? Asit. Aynen öyle. Ne yapıyor hocam asit? Rengini açıyor, parlatıyor, temizliyor. Ne diyecektik bu arada? Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen bakın. Olmaz. Ya şimdi zannetmeyin ki ben bunu ona özellikle söylüyorum. Arkadaş sağ olsun, bu işleri benden daha iyi biliyor yani. Aynen. Bu YouTube'da ne yazsan çıkıyor, böyle yaptıklarımız var ya işimiz. Ne yapsan çalışıyor. Kanalın adını söylüyor. Ne yazsan çıkıyor. Oralar nereler? Oralar nereler? De bir bakayım bir de. Oralar nereler? Oralar nereler? Oyalar ne? Oralar nereler? Oranlar nereler? Oralar nereler? Öyleyse çıkıyor. Çıkıyor. Akşam bakacağım. Bak. Kaynak yeri temizliğinde kullanılır. Kaynak yerindeki kaynak yanığı rengini yok eder. Ürün hidroklorik asit içermez. ECR. ECR. Yani yenebilir değil, değil mi? Yenmiyor. Yok, yenmiyor. Yenmiyormuş. Yenmiyor. Mideyi temizlemeye birebir ama. Yani direkt her şeyle. Anladım. Demek ki asiti sürdük. Vay. Bir şey diyeyim mi? Nasıl? Çok iyi. Demek ki görüntüye bak, şimdiki görüntüye bak. Ama bugün gececiyiz galiba. Gececi miyiz? Bir yerde ayakkabı. Şöyle göstereyim. Tabuta benzemiyor mu size? Tövbe tövbe. Yani bunun içi de atık su olacak. İçine dalga kram var. Üst kapağı gelecek şimdi. Salih de son staj gününde otobüsün yanına geldi çalışmaya yardım etmeye ama edemedi çünkü gidiyoruz. Şimdi Aldo Turna'nın işleri var, onları halletmem gerekiyor. Salih de son gününde göçebeye yardım edemedi. Gene ya. Elimiz değmiyor. Dur, olur olur, bir şey olur illaki. Bakalım. Bekir abi, bu araba kaç model? 2002. 2002. Evet. Düz koridor ha bu da. Ha? Bu da düz koridor. Evet. Vallahi bundan da karavan olur arkadaşlar. Hyundai bu da. Yani Hyundai. Ne kadar iyidir bilmiyorum ama 2002 modelmiş bak. Beğendiyim size, karavan olacak bir iş. Zırzırlar gene be. Tık tık tık, bak buralar geniş. Zırzırlar. Evet, enteresan bir araba. Bu arabaları da araştırın derim. Yapısal olarak yapılabilir karavan. Tamam, Polonya nerede acaba? Hiç Polonya değiştirdin mi bu? Biliyor musun yerini? Yok, bilmiyorum. He? Polonya. Nereden buldun lan? Vay be, anasını satayım, 40 yıl arasam bunu alamam. Fileri mi? Haa, geldi. Gaz bu mu diye soruyor bir de ya. Oha, nasıl oturuyor? Bu ne abi? Ben ayağını yere sürtüyorum da durdurursun sandım. Aslında yapılması lazım onun. 80 de gidiyor değil mi? Evet, evet. Volan boş kalsın, gazı iyi. Geçen gün bir klimacıya gittik. Dedik ki klimamız iyi üflemiyor dedik. Baktılar 3500 TL istediler bizden. Ama polen filtresini değiştirdik şimdi mesela üflüyor. Demek ki polen filtresini değiştirince de bazı şeyler değişebiliyormuş. Demek ki neymiş? İyi ustaları bulmak lazım. Çok param olsun bu arabayı satmayacağım. Paran olsa ya. Büyüğü var çocuklarda.
Ya bunun derken şey... Ha, yapı olarak. Nissan'ın o bayanlar sürüyor ya. Micra. Micra, ha. Ondan var. Micra yine büyük ya. 30 Ağustos pazartesi tarihi. Ana! Cuma, cumartesi, pazar. Yani sabah erkenler o zaman. Bugünden çıktı millet. Millet bugünden çıktı. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı günleri iş yapalım hepsi. Ben yarın o zaman buraya gelirim, oradan da çıkarız. Hatta ben bile niyetlendim, bu akşam çıkayım bir köye mi gidiyorum. Yarın gelmem. Senin köyün şurası sanki ya. Şurası yok abi, sonra gideceğim. Adam günübirlik gitti geldi abi, sen ne diyorsun? Ben günübirlik gittim. Bayramda gitti, gözü şişti, geri geldi. Bayramın 2 günü geri döndü. Hem de geri dönerken Kastamonu'da ameliyat oldum, göz ameliyatı. Ondan sonra ameliyattan çıktım, İstanbul'a geldim. Saygılar. Ya. 226 kilogram tavan sepetinde tahmin eden Kübra burada. Eşi Cem geldi. Dondurma yiyoruz hep beraber. Evet, tamam. Dondurmayı hak etmek buna yok. 226 dedi ya. Tatilde şaşırıyor. Günaydın. Şuna bak aşkım. Bir aşkım var ya. Bir alabilirsin sadece. Günaydın abi. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın abi? Çay keyfi yaptık Suat abiyle. Bugün çok sıcak. Bu saatte böyleyse. Yandık anasını satayım. Nasıl, keyifli mi? Keyifli mi? Egzoz'a geldik, egzoz! Malzeme yok, valla inşallah malzeme yok. Nasıl malzeme? Yok, yapmıyor musun? Bir tane susturucu lazım buna, kandır olmaz. Olmaz mı? Orada bir tane susturucu da var. Şey, muayeneye gireceğim ben ya. Devam et abi, devam et! Bir de Karadeniz Ekşos. Reklam neredeyiz abi? Karadeniz egzoz mu? Karadeniz egzoz. Arkadaşlar. Dayı çekiyorsun meşhur edelim. Şerli yıllar için. Yok, bitti. Biz kaçar. Bu gördüğünüz adamın kralı, adamın hası. Bunu böyle buraya koyacakmış. Tamam mı? Ve suyun kaç derece olduğunu bize söyleyecekmiş. Ya bir tanesi sen ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dur hemen. Ne yapalım, tamam. Büyüğü mü koyacağız? Şu büyüğü de koyalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ait. Pabuççu Recep'e döndük anasını satayım. Tamam. Türkçe öğrenecek. Türkçe öğrenecek. Tanklar yerine geçti. Şimdi temizliği, komple temizliği yapılacak.
Şöyle gördüğünüz gibi bu taraftan böyle cuk diye sıfırından girdi. Böyle. O taraftan da açıklıklar var. Evet, yes. Thank you. Thank you. Temizlikleri güzelce bakımları yapılacak. Hidrofor takılacak. Hidrofor takıldıktan sonra işlem tamamdır. Yani yarın tamamen bitiyor. Bu videoda bunu biter. Yok canım, terlemesi ya. Ay canım, terlemedim. Aslında tişörtün rengi bu. Yani şu diye tişörtün rengi bu. Yok canım, terlemedim. Ben mi? Hayatta terlemem ya.